arkadaşlar, ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere gerçek yaşanmış bir olay hakkında video çekeceğiz. İnşallah faydamız olur. Konunun başlığı 65.000 TL'sinden olan lokantacı. Burada bir müşterimiz anlatıyor. Çok samimi bir arkadaşı araba satın alıyor. Almak istiyor daha doğrusu. Malum siteden, internetten arabayı buluyor. Kendisi de alacak olan vatandaş lokanta esnafı İstanbul'da. Arkadaş arıyor, diyor ki böyle ben aracınıza bakmak istiyorum. İşte dilerseniz buyurun gelin şey yapalım. Arabayı bir görelim, inceletelim, ekspertiz yaptıralım. Arabayı getiriyorlar ekspertize. Kendi lokantasının olduğu yerde ekspertiz de var. Oradaki ekspertiz arabayı ekspertiz yaptırıyorlar. İşte boyasına, değişenine bakıyorlar. Motor, mekanik neyse her şey çok güzel. Sonrasında tabii satıcı olan arkadaşın dediğinin dışında bir şey çıkmadığı için alıcının gözünde 1000 puan alıyor. Ve alıcı da kendine olan bu özgüveninden, işte ekspertiz komşusu, kendisi orada esnaf, hadi ben size bir yemek ısmarlayayım diyor. Bunları götürüyor lokantasına. Hatta uykuluk yedirmiş zannediyorum, yemek yedirmiş. Bunlar uykuluk diyorlar, ismini bilenler vardır. İşte onlara yedirmiş, içirmiş orada tatlı matlı. Karınlarını bir güzelce doyurmuş. Ondan sonra o muhabbet sohbet ederken de parayı çıkarıyor, lokantada veriyor. Alıcı olan, yani kendi mekanında alıcı olan. Abimiz çıkarıyor arabanın parasını, 65.000 TL'yi ödüyor. Parayı saydım, tamam hadi otele gidelim, arabada da bir şey yok, ekspertiz yaptırdık, her şey çok güzel. Arabada bu arada Ford Fiesta'ymış. Arabaya biniyorlar, gidiyorlar bunlar otele, yolunu tutuyorlar. Sonrasında diyor ki abi ya içim yandı, ben şuradan bir su alayım. İki kişiler, arabayı satacak olan kişiler iki kişiler, bir kişi değil. Biri diyor ki ben şuradan su alayım, işte diğeri de diyor ki ben şuradan bir sigara alayım. Başım döndü, bir sigaram bitmiş hesabı. İkisi de arabadan iniyor. Alacak olan abimiz de arabayı kullanıyor, kendisi ona veriyorlar direksiyonu. Bu bekliyor gelen giden yok. Yani sonrasında arabanın rentekar arabası olduğu ortaya çıkıyor. Arabada rentekara ulaşıyor, diyor ki ya bu arabayı ben satın aldım. Rentekar diyor getir buraya arabamı, seni polise veririm, benim arabam çaldı diye. Sen kimden aldın aslanım o arabayı demiş buna. Bu da diyor ki ben işte satın aldım. Nerede aldığına dair evrak, nerede noter, nerede kağıt? Ben aldım, ben para verdim, ben bilmem, benim arabamı geri getir diyor. Rentekar da buna fırça atmış, getir buraya, nasıl bir iş yapıyorsun sen diye. En can alıcı nokta ise çevresi abiyle dalga geçiyor abi. Ya sen bir de adamın karnını mı doyurdun kardeşim? Adam seni dolandırmış. Bir de tutup adama yemek mi yedirdin? Adamın bir de tatlı mı söyledin üstüne diye eşi dostu dalga geçiyor. Buradaki püf nokta bu. Bizim millette böyle bir şey var. Gol yerseniz dalga konusu olursunuz abi. Rezil ederler. Yani en yakın arkadaşım bile dalga geçer. Bugün bir şey demezse 3 ay sonra der. Sen zaten aldığın arabayı da biliyoruz diye. Türk milletinde, Türk erkeklerinde böyle bir şey gördüm ben. Dikkat edin abi. Dolandırılmayın. Araba alıyorum diye parasını vermiş. Araba da onun değil. Rentekar arabası. Benim de çok tuhafıma gitti. Film gibi geliyor böyle. Ben size anlatıyorum ama yaşandı bu olay. Adam rentekar arabasını getirmiş. Buna satmış. Ekspertizi de yaptırtmış. Yolda giderken de parayı da nasıl işte bunlara lokanta mokanda yedirmiş, içirmiş, nasıl bir güven verdiyse buna satıcı. İşte bizde şöyle, bizde böyle. Adamların nerede olduğu da belli değil. Adamları arıyor, adamları da bulamıyor. Savcılığa gitti en son diyebiliyorum. Savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Ama adamların adı soyadı hiçbir şey doğru düzgün yok ortada. Peşine dolanıp duruyor şimdi 65.000 lirasının. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Çok ciddi derecede mağdur olmuş. Siz de olmayın. Kontrolün göre man olmadığı ticaretler diyorum ben.